Bizim vergi bu derdi ne olacak? Biz mesela ailem 33 lira ama 8 milyarını ben görmüyorum. Bana net gelen 25 milyar. Yani bu, buna ne demeli abi? Bu da vergi kesintisi deniyor. Peki bu vergi niye böyle kesiyorlar abi? Vergi kesiyorlar, baştan kesiyorlar. Yani vergi devlet resmen bizden çalıyor abi. Ben bir su alayım onun vergisini kesiyor. Ben tavuk mesela kasabım abi ben. Bana günde gün zam geliyor. Ya bir tavuk bak bir tavuk 99-95 kuruş olur mu kilosu abi ya? Ama her pirinç 118 lira olmuş. Ya asgari ücret ne kadar abi? Ama senin maaşına zam gelmiyor. Ha, asgari ücret ne kadar abi? Şu anda 17.200. Tamam günlüğü hesaplayınca günlüğü ne geliyor abi? Ne kadara geliyor? İşte 400'e falan geliyor işte. 400 abi. 400, sen 600'e falan geliyor. Tamam bir tavuk her pirinçten bahsettim. En ucuzuna söyleyeyim 94 lira abi. Kuşbaşı 624 lira abi. Bak 624 lira öz kuruşa gidin bakın tamam abi. Pirzola ne kadar abi? Pirzola 1150 abi. 1150. Alan var mı? Var abi. Yetiştiremiyoruz vallahi. Bonfile kaç haberin var mı abi? 1250 lira. Onun sebebini söyleyeyim mi sana? Söyle abi. Şimdi önceden insanlar birikim yapıyorlardı. Ev, araba alıyorlardı. Şu anda adam biriktiriyor bir türlü yetişemiyor. Ya yani 3 milyona ev mesela para biriktiriyor. Adam para biriktirene kadar ev 4 4,5 milyon oluyor ya mesela. Artık millet, o yüzden insanlar harcıyor parayı. Artık millet psikolojiden dolayı hep gelip bana fırça atıyor abi yemin ederim. Adam tavuk almıyor bu ne küfür edip sen geçiyor. Sen bana mı oy verdin lan? Bana ha, ne bari? Yo diyoruz abi kovulacağız en son yemin ederim. Abi psikoloji hastalığı oldum abi artık ben de hastaneye gidiyorum vallahi. Ama şöyle garip bir şey var. Marketin içinde ağlıyorlar. Kasaya gelince bağırıyorlar. Ama dışarı çıkınca yine oy veriyorlar abi. Verdiler vallahi abi. En son bizim bu Bakkalköy çarşında AK Parti ne dağıtıyor biliyor musun? Bir tepsi dağıtıyor abi. Yaşlılar gidip alıyor geliyor tamam abi diyor AK Parti başka de. Ya anasını satayım sen o tepsiyi satsan 5-6 lira para ya. Ya bizim yazık yemin ederim gençliğimiz bitiyor abi artık ya. Bak benim babam dur bak benim babam abi Amerika'ya kaçak olarak gitti 45 yaşında. Tamam 45 yaşında. İyi ne iyi yapmış abi. 4 tane kız kardeşim bir annem var benim abi. Kendini en azından kurtarmış adam. Ya kendini kurtarmış abi. Adam 5 sene sonra 50 olacak abi. Ben 25 yaşına geleceğim ben babamı 5 sene boyunca görmeyeceğim. Bunun suçlusu kim abi? Ya yazık, ya ayıp, yemin ederim. Ya vatandaşlara baksana abi ya. Adam gelip burada çoraptan bahsetti, şurada tütün içiyor. Tütün içiyor ya. Neyini savunuyorsunuz artık ya? Ya biraz beyninizi çalıştırın, bir dönün arkanıza bakın ya. Artık bak, size bir şey söyleyeyim abi. Bırak bisiklet, ya artık bir şey alamıyoruz abi. Ya eski ayakkabılar artık takılıyoruz abi. Yani burada paylaş... Ha? Abi artık ikinci ele başlayacağız vallahi billahi. Vallahi bak mesela ben bu kış bir bot, bir mont alamadım abi. Vallahi alamadım, billahi alamadım. Ha maaşım ne? Maaşım bana yetiyor. Nasıl yetiyor biliyor musun abi? Gidiyorum izinli günde çalışıyorum. Sabah 8'e kalkıyorum, 9'a iş başı yapıyorum, 1'de bırakıp diğer işe gidiyorum. Faso tavuğa gidiyorum. Ne oluyor? Abi bak 6 aydır full çalışıyorum, sadece bugün izinli, bugün tek geldim. Yalan söylüyorsam burada evin yüzünü görmeyeyim ben abi. Yani ayıp burada görüyorsa hakkım haramdır abi. Helal değildir. Bak ben gencim abi. Yani rahat gezemiyorum, tozam. Eve gidince psikolojim nerede biliyor musun abi? Yatıyorum ya. Bankanın hesabını yapıyorum. Ya 6 nokta kaç faizi var ya? Ben bir 18 çektim, 40 diye ödedim ya. Niye? Bir kere ödemedim diye. Ya telefon almışım, taksite bağlamışım. Ayıp ya. Ya burada kimse... Ya paylaş abi, hakkım haramdır abi. Helal değildir. İnşallah bunun beteri çocukları yaşar. Ancak gidir Amerika'da bir çiftlik alır oraya bakar abi. Ancak sağdan soldan niyet ama abi. Korkum yoktur benim abi. Ancak ayakkabı kartona para koyar Amerika'ya götürür abi. Ancak sağdan vergi alıyorsun ya 98 milyar neyin vergisini alıyorsun sen benden? Ha burada paylaşın gelip beni almazsa ne diyeyim ben artık? Zerre kadar da korkum varsa Allah belamı versin. Teşekkür ederim. Nasıl iyi akşamlar olsun. Seçim atlattık biliyorsunuz. Evet. Yeni bir yerel seçim atlattık. Evet. Nasıl gözlemliyorsunuz seçim süreci? Bunu yayınlayacak mısınız? Tabii ki. Abi, doğru yani bir şeyi kaybedince neden başkalarından çıkarılıyor bazı şeyler yani? Evet. Abi, İnsanlar kaybetmeyi de kazanmayı da bilmeli bence. Bilmeli bence. Kazanmayı da kaybetmeyi de bilmeli bence. Her şey onların istediği gibi olmamalı yani. Bu Türkiye'de adalet denen bir şey yok yani. Eğer şimdiki seçimde Ekrem İmamoğlu bu adaleti sağlayacak. Boşuna getirmedik onu buraya yani. Siz erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim olursa çok güzel olur yani. Cumhurbaşkanlığına, şimdi belediyenin başkanlığını aldık. İleride Cumhurbaşkanlığı, başbakan gideceğiz yani. Bravo. Gideceğiz artık yani. Artık yeter yani. Artık yeter. Türkiye artık yaşamak istiyor. Biz şu an yaşamıyoruz. Artık yaşamaya başlayacağız yani. Peki AK Parti'nin kaybetmesinin en büyük sebebi ne? Niye bu kadar oy kaybetti? AKP onu bir kenar kaybetmesini ilk önce kendisine sorsun. Yatağı nasıl rahat başına koyuyor ilk önce onu sorsun. Yandaş medya. Yani. Müsaade edip konuşalım. Lütfen rica ediyorum abi. Yani ilk önce onu neden kaybettiğini bir kendisine sorsun. Neden kaybetti? Emeklilerin hakkını yedi. Sizin gözlemlediğiniz niye kaybetti? Emeklilerin hakkını yedi. Bir halkı insan yani artık ağlıyor yani artık gelip yani daha ne yapılabilir ki yani? İnsanlar parasızlıktan ne yapacağını bilemiyor. Yurt dışına kaçıyorlar. Niye kaçıyoruz ki? Bu ülke bizim. Niye gitsin yurt dışına? Niye doktorlarımız, öğrencilerimiz neden yurt dışına gitsin? Neden gitsin? Burası Türkiye, onların vatanı. Neden kaçıyorsunuz? Gelin savaşın. Türkiye'deki insanları, öğrencileri, herkesi kaybetti yani. Bu Türkiye bizim, başkalarının değil. Bu yabancılar bizden daha çok değer görüyor. Burası Türkiye, onların vatanı değil. Burası bizim ve İmamoğlu diyor ki biz sahip çıkacağız buraya. Bu Türkiye bizim. Bizim topraklarımız. Herkes bizim emeğimiz var bizim Türkiye'de.
Tamam. Bizim yurt yani. Yurt dışından gelen gençlere hak veriyor musun? Yurt dışından gençler Alo. Gelmiyor. Buradan gençler yurt dışına kaçıyor. Yurt dışına kaçan keşke gençlere benim hak imkanım olsa. Keşke ben de genç olsaydım. Ben de kaçardım. Türkiye'de hayat yok ki. Yaşamak yok. Bravo. Haklılar yani. Yok bravo, yani yok. Bravo, yok. Ben genç olsaydım bravo, ben de kaçardım. Biz de kaçardık. Ben de kaçardım. Adem öyle söylüyor ha. Kaçardım yani. Keşke öyle bir imkanım olsaydı kaçardım. Türkiye'de senin yaşama şansını elinden aldılar yani. Yok. Herkes hakkını savunsun. Böyle insana şey yapmakla olmuyor. Herkes. Bizim elimizde. Evet. Bu gençlerin elinde bu nesil. Nasıl gözlemliyorsun? Geçimleri nasıl? Geçim amına koyayım. Geçim nedir abi? Valla kimse geçmiyor. Bak bir sigara burada 70 milyon paralık. Vallahi keyfim geliyor. Kur'an adı 250 milyon olsun. Bizim millet hak ediyor abi. Vallahi bizim millet hak ediyor. Türkiye'de hepsi kalmaz. Ben burada 40 milyar paralı ya. Para yetmiyor. Vallahi yetmiyor abi. Ne iş yapıyorsun? Bu adam geliyor burada diyor. Valla bir çorap giyeyim çorap. Gel. Ne çorabı sen neyden bahsediyorsun dayı? Ne iş yapıyorsun? Türkiye'de hepsi kalmadı. Valla ben kaynak uzatacağım abi. Mesaisiz burada 40 milyar paralı ya. 40 milyar. Para yetmiyor. 40 bin lira yetmiyor. Kur'an adı ki yetmiyor abi. Ya 17 bin lirayla çalışan nasıl yaşıyor? Abi yetmiyor. Ya yalan atılar ya Kur'an adı ki yetmiyor abi. Valla kim getirebilir burada? Sen getirebilirsen abi. Sadece bir simit bir çay yesin adamı zaten. Orada gel yani. Yo bana yazık değil abi ben çalışıyorum mobilyada çalışıyorum ben askeri ücret maaş alıyorum. Allah'a şükür de yetiyor. Ama bak doğru böyle insanların yüzünde biz bak hepsi kalmıyor valla. Böyle insanların yüzünde Türkiye'de hepsi kalmıyor. Hak veriyorum. Bu bir. Arkadaş sen nasıl hikaye ettin ya? Bak budur ha Türkiye budur ha. Ben sana hak veriyorum. Abi böyle çayların yüzünde Türkiye'de hepsi kalmıyor. Bitti gitti Kur'an hadi. Budur abi. Bu yasılar zaten bizi sikiyor gidiyor. Allah olur abi. Yasılar bizi sikiyor abi. Niye? Öyle abi doğru. Bu yas... Ya abi neyse tamam. Abi aktörü verdik tamam abi. Abi bu kadar ceyranlı bir adam gördüm ben. Çok heyecanlı. Adam yaşlı. Bir geçimi yok. Bir gideri yok. Adam tabii ki de memnun olacak. Abi, bu adam genç. Yarın öbür gün bir evli olacak. Zamanında almış bir şekilde. 30-40 bin mesela, lira bir ev almış. Adam kira vermiyor. Kira vermiyor. Adam almış bir iki tane ev. Kirasına veriyor. Adam 3 bin liraylık. Alsa bile gene yetiyor. Niye yediği bir şey yok. Yiyemiyor çünkü. Yaşlı adam öyle değil mi? Ne yapacak? Kime verirsen vereyim benim için kârdır. Ne olsa olsa bana bir dokuncası yok. Bu adam yarın öbür gün evlenecek öyle değil mi? Bu adamın bir şeye sahip olması gerekiyor. Ben de kendim evleneceğim mesela. Ben akşam gece gündüz çalışıyorum. Ama yok. Yani mesela, toparlayamıyorsun bunları. Mesela Müslümanız değil mi? Elhamdülillah çok şükür. Peygamber Efendimizin bir sözü var biliyorsun. Evlenen gençlerin önünü açın. Aynen. Önünü Selahattin. Açın. İşte kim açacak abi? Senin aydan mı? Şimdi sen evlenmek istiyorum diyorsun. Bir beyaz eşya, bir buzdolabı atıyorum. İçerisinde özel tüketim vergisi var. Ama pırlanta aldığı zaman, altın aldığı zaman özel tüketim vergisi yok onda. Hangisi özel tüketim, hangisi mecburi alman gereken temel bir ihtiyaç? Abi senin hepsini mecbur alman gerekiyor. Şimdi bir genç kıza söylesen en istediği şey bir yüzük takmak istiyorum, bir tatile gitmek istiyorum, bir şey yapmak istiyorum ama önünü açan kimse yok. Önünü açan bir tek kimdir? Senin ailendir, annendir, babandır. Onlar da bir yere kadar öyle değil mi? Bunu sen desteklemiş olması gerekiyor. Şimdi bizim başta olanlar ne diyor? Bizim gençlerimiz diyor. Ama gençlerin hepsi şikayetçi. Şimdi bu gençler niye şikayetçi oluyor? Herkes var. Kim konuşuyor konuşsun şikayetçi. Şimdi burada şikayetçi olmayan kimse var mı? Bir şey sorabilir miyim? Bak, kaç tane insansınız? Kim şikayetçi değil abi halinden? Kim halinden memnun? Abi AK Partilisi kimse de şikayetçi. Kimseden ses çıkmıyor. MHP'lisi de şikayetçi. Bak, hepsi şikayetçi. Hepsi şikayetçi işte abi. Sorun mu burada? Şikayetçi oldukları biz niye partiye şikayetçiyiz? Gidip geri oy veriyorlar. İşte biz niye buradan şikayetçiyiz? Oy vermiyorlar, çalıyorlar abi. Öyle bir şey yok ya. Vermiyorlar, çalıyorlar. Şikayetçi, bu da şikayetçi, bu da şikayetçi, bu da şikayetçi. Bunlar niye şikayetçi şimdi? Yani bunun çözülmesi gerekiyor değil mi? Yani şikayetçi olmama bir durum olması adam gerekiyor. Mesela... Bakıyorsun farklı bir yere, herkes halinden memnun, çalışıyor, devlet desteğini veriyor. Adam diyor ki ben size destek veriyorum. Sen hanginiz destek gördü bir şey sorabilir miyim? Bak burada o kadar insan var. Hanginiz destek gördü abicim? Ben bıraktım 7 yıllık, 2 aydır yeni bıraktım. Niye bıraktın? Abi, ya onu ben söyleyeyim mi? Bu destek kime geldi ben onu öğrenmek istiyorum mesela. O kadar destek verilmiş, o kadar yardım yapılmış. Bunlar kime geldi abi? Yani ortada destek yok, sadece sözde olarak var bunlar. Peki teşekkür ederim. Eyvallah. Rica ederim. Abi nasıl gidiyor geçimlerimiz? Çok güzel, bak elimizde sodayla dolaşıyoruz. Maşallah. Seçimleri mi hazmediyoruz abi? Evet. Nasıl değerlendiriyor seçimleri? Çok süper. Süper. Tam istediğim gibi. İstediğiniz gibi oldu. Verdiğiniz oy karşılık buldu mu? Buldu. Bulacak. Peki, vatandaş neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti? AK Parti neden oy kaybetti? Çoğunluğu emeklilerin gerekeni yapması. Bir de artık halk... Yıldı yani yeter 22 sene az bir zaman değil. Ekonomiden kaynaklı. Tabii. Ama biz yerel seçime gittik abi. Sadece ekonomi değil ki. Ve bu bir başlangıç. Şeyin de zamanı var. Yani 9 ay önce farklı mıydı durumlar? Daha farklı olsaydı zaten yine AKP alırdı. Yani 9 ay önce de aşağı yukarı ekonomiden aynıydı. Neredeyse. Aynıydı da tamam da işte şimdi iyi olsaydı yine CHP boy alamazdı. 25 geçmezdi. Seçimden sonra daha mı kötüleşti? Her gün kötüleşecek, daha da kötüleşecek. Kötü günler geride kaldı, şimdi daha kötü da günler geride. Daha da kötüye gidecek. Anladım. Daha da kötüye gidecek. Çünkü adam ne dedi? Oy vermeyene hizmet yok dedi.
Ne olacak? Bir nevi tehdit etti vatandaşı. Kesinlikle. Kesinlikle. En yanlış hamlelerinden biri de bu oldu galiba. Evet. Yani halkı artık yıldırdılar ya. Tepeden bakmalar. Hor görmeler. Adalet dersen yok. Hukuk dersen yok. Yolsuzluk barışını almış gitmiş. Bir yerden 5 tane milletvekili maaş alır. Efendim zenginlerin, iş adamlarının vergi borçlarını silersin. Emekliye geldi mi para yok. Her yere para var. Bir tek emekliye geldi. Emekli sana sırtına yük değil ki ya. Emekli 30, ben 36 yıl prim ödemişim. Karşılığı 10 bin lira mı? Bir de emekler yıl ediyorsun, hakaret ediyorsun, dalga geçiyorsun insanlarla. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu mu layık olduğunuz rakamlar bu mu abi? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki değil. Yani ben normal maaşımı verse 34 bin lira maaş almam lazım ben milli ilgilere göre. Anladım. Nerede? 24'ü nerede? Kimin cebinde? Emekli olduğunuzdaki rakamla şimdi hesapladığınız zaman değil mi? Arada bu rakam çok. 24 bin lira kayıp benim. 24 bin lira arada evet, erimiş. Evet. Anladım abi. Yani bu eğer 34 bin lira alsaydı, herkes hak ettiği parayı alsaydı şimdi daha çok farklı olurdu. Peki en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde 9 ay önce mevcut hükümeti destekledik mi abi? Tabii. Yok. Ben şimdiki ben hiç AKP'ye hiç oy vermedim. Hiç vermedin? Hiç vermedim. Anladım. Hiçbir zaman vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Peki vatandaş niye destekliyor abi? Makarnacılar destekliyor. Emekli kesim destekliyordu. Evet. Makarnayı çok alıyorlardı. Onların da artık makarnası kesildi. Hiçbir şey kalmadı. Abi makarna veriyordu onu da kesti. Onu da kesti. İşte ne olacak? 10 bin lirayla da. Abi ülke uyandı gerçekten. Yani konu ne? Konu ekonomi. Önce ülke uyandı diye girdi, sonra konu neydi? Ekonomi yok zaten. Ekonomi konuşmaya gerek yok bence. Bitmiş. Ekonomi ayaklar altında sürünüyor. Abi gençler şimdi yurt dışına gitmek istiyorlar. Hak veriyor musun buna? Abi gidene gitsin diyor adam. Doktorlar bile yurt dışına gitti. Gidenler gitsin diyor. Şehir hastaneleri yapmış, içi boş. Hadi bakayım bana ara. 182'ye ara. Bana yarına randevu al. Ve 15 gün sonra randevu al. Bakayım alabiliyor musun? Alamıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Hangi sağlıkta iyiyiz biz? Kim diyor? Nasıl iyi diyorlar? Gerizekalılar diyordur bunu. Ben diyemem. Benim gibi düşünenler demez bunu. Bazı amcalarla konuşuyoruz biz. Gayet iyi diyorlar. Nasıl söylüyorlar? Ya nasıl iyiler arkadaş? Ya eskiden kuyruk vardı diyor. Eskiden kuyruk vardı SSK'da. Sabah gidiyordun. Ben o dönemlerde çalışıyordum. Geliyordun, günlük muayeneni oluyordun, sıra bekliyordun, ilacını da bedava alıp geliyordun aynı gün içinde. Hadi şimdi git yap bakayım bunları. Ama teknolojiyle alakalı bir şey değil mi? Yani randevu sistemi yoktu, bilgisayarlar yoktu. Hayır, ne olsun? Yani ne var? Şimdi daha kolay olması gerekmiyor mu? Aynen. Sistem daha iyi şimdi, aradığın zaman hemen sırayı alman daha kolay olması gerekmiyor mu? Evet. Yok. Bence daha kötü. Bir günün kayboluyordu ama günlük muayeneni de oluyordu. İlacını da bedavadan alıyordun. Şimdi sana 6 ay eski gün veriyor. Bir MR çektireceksin 6 ay sonra. 6 aya kadar ben öldüm ne olacak? Allah rahmet. Hani erken teşhis, erken tedavi vardı? Hani sağlıkta çığ atlamıştık? Ne atlamıştık? Ancak ip atladık biz. Onu da atlayamıyoruz artık. Emekler açlıktan onu da hoplayamıyor. Gel konuş gel.